sıcağı sıcağına. Tabii teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Az önce son dakika gelişmesi olarak videosu da ortaya düştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 gün önce İran'a ateşkes aradıklarına dair bir mesaj gönderdiğini paylaştı. Bu 3 gün önceye baktığımız zaman Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın açıklamayı yaptı. Cuma gününe aslında denk geliyor. Veya bir diğer deyişle bugün şu dakikalarda Ankara'da olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Tel Aviv'e yaptığı ziyaretin olduğu güne denk geliyor. Tabi Tel Aviv'de Netanyahu ile görüştü, mevkidaşı ile görüşmüştü Blinken. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da bugün az önce, yaklaşık 5-6 dakika önce Amerika'nın 3 gün önce ateşkes aradıkları mesajını İran'a ulaştırdığını paylaştı. Ancak bu ateşkes arayışlarına rağmen veya ateşkes talebini dile getirmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'deki çocuklara, kadınlara yönelik saldırıların, katliamların devam ettiğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki süreçte politikalarını eğer bir ateşkes istiyorsa değiştirmesi gerektiğini ve İsrail'e destek vermemesi gerektiğini de vurguladı Hüseyin Emir Abdullahyan. Aynı zamanda dün akşam saatlerinde Blinken Türkiye'ye gelmeden önce Bağdat'a, Irak'a gitmişti. Irak'ta çelik yelek giydiğine dair bir fotoğraf basına yansımıştı. O fotoğrafı da değerlendirdi Hüseyin Emir Abdullahyan ve o fotoğrafın aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki rolünün bir gerçeği olduğunu, yani bölgedeki tehditlerin kaynağının bir noktada Amerika olduğunu işaret eden bir değerlendirme yaptı. Aslında ateşkes meselesi Blinken bölgeye gelmeden önce de işte bir mola, insani yardımlar için bir kısa bir durağanlık dönemi vesaire gibi tartışılırken ateşkes aradıklarına dair mesajı İran'a iletmeleri önümüzdeki dakikalarda ve günlerde sürecin nasıl ilerleyeceğine dair de aslında bizleri merakla beklediğimizi söyleyebiliriz. Diğer yandan bugün tabii İran'da hareketli bir gün vardı. Irak Başbakanı Sudani Tahran'a geldi. Tahran'da iki ayrı noktada iki önemli görüşme yaptı. İlk görüşmesi Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile oldu. Ardından da İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından kabul edildi Sudani. Buralarda önemli mesajlar vardı. İlk durağı olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında her iki isim de Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in saldırılarına, İsrail'in katliamına, İsrail'in soykırım suçuna veya kadınları, çocukları öldürme suçuna ortak olduğuna işaret ettiler. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'e yönelik siyasi baskının arttırılarak bu saldırıların durdurulmasının sağlanması konusunda fikir birliğine vardığını ifade etti iki lider. Ayetullah Hamenei ile görüşmede ise Ayetullah Hamenei, İran bölgedeki önemli aktörlerden olduğunu, İslam dünyasının önüne yeni bir yol çizebileceğini ifade etti İran ve bu kapsamda daha fazla rol almasını istedi Gazze'deki İsrail'in saldırılarına karşı ve aynı zamanda İran tutumundan dolayı da Irak Başbakanı Sudani'yi tebrik etti Ayetullah Hamenei. Bu gelişmeler yaşanırken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında birkaç not var öne çıkan. Bunlardan birisi İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer bomba kullanma tehdidine dair tepkiydi Kenani'den yükselen. Kenani bu konunun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer ülkeler tarafından ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu suçlara ortak olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çalışmasını engellediğine işaret etti. Üçüncü başlık ise bizim sorumuza yanıt olarak verdi. Geçen hafta İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan Tahran'daydı. Ankara'daydı. Bu ziyarette Türkiye ile İran arasında Filistin için ortak bir plan olup olmadığını sorduk Kenani'ye. Kenani de iki ülke arasında geçen hafta yapıcı, iyi ve detaylı bir görüşme olduğunu vurguladı. Özellikle üç başlık konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Bir, saldırıların durdurulması. İki, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması. Üç, bölgeye yönelik insani yardımların gönderilmesi ve özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin yerlerinden edilmemesi konusunda ortak çalışma kararına vardıklarını ifade etti. Bu ayrıntıları da
sorumuz üzerine cevaplamış oldu. Özetleyecek, toparlayacak olursak, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 3 gün önce ateşkes aradıklarına dair mesaj aldıklarını kamuoyuyla paylaştı. Daha fazla ayrıntı vermedi. O ayrıntıların da önümüzdeki dakikalarda veya günlerde ortaya çıkmasını bekliyoruz.